Günlük dilimizde çokça kullandığımız hidayet kelimesi doğru yol anlamına gelmektedir. Hidayet etmek ise doğru yolu göstermek, doğru yolu işaret etmek, doğru yolu belirtmek, belirlemek manasına gelir. El-Hadi bir deyim olarak Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Yani doğru yolu gösterici varlık. Allah'ın vasıflarından, sıfatlarından birisi de doğru yolu gösterici oluşudur. Nitekim doğru yolu Allah sünnetine uygun olarak, yani kendisi için adet edindiği veçhile önce Resulleri olarak seçtiği, elçileri olarak seçtiği insanlara bildirmiş, onlara göstermiş. Daha sonra da onlar vasıtasıyla onları görevlendirmek suretiyle diğer insanlara bildirmiş. وَوَجَدَكَ ذَالًا فَهَدَى ayetinde olduğu gibi ne yapacağını bilmez halde iken seni doğru yola iletmedik mi? Yani sana doğru yolu bildirmedik mi, göstermedik mi ayeti? Kovacadaki zalen feheda. Feheda hidayet etmedik mi demek. Açıkça Peygamberimizin de diğer elçiler gibi, diğer elçi seçilen insanlar gibi kendilerine doğru yol bildirilmeden doğru yolun ne olduğunu bilmedikleri anlaşılıyor. Onu ifade ediyor. Sana onu bildiren biziz, yoksa onu sen bilmiyordun. Yine bir başka ayette Allah sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor. Yani biz bildirene kadar bilmezdik. Gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili bize gelen bilgilerden öğrendiğimize göre iyi bir insan olarak Mekke'de yaşıyor. Şuna karışmıyor, buna karışmıyor, dürüst falan filan ama herhangi bir iddiası yok. Müşriklerin taptığı putlara tapmıyor ama neye tapacak, nasıl tapacak, ne yapacak, insanları neye çağıracak onu da bilmiyor. Hatta bu hal insanların içinde bulunduğu batak onu o denli düşündürüyor ki ikide bir başını alıp Hira denilen mağarada Mina ile Mekke arasında ben gördüm 18 sene evvel hacca gittiğimde o mağarada iki buçuk metrelik filan öyle birkaç taşın üst üste düşmesiyle filan oluşmuş bir mağara. Yani öyle uzun uzun kilometrelerce, metrelerce filan derinliği filan olan bir yer değil. Alaçık gibi. Ama insan yapmamış. Yani taş büyük blok taşlar düşmüş. Şöyle içine eğilip bakarsan dibi görülüyor. Biraz karanlık filan ama dışarıdaki ışıktan gözünü alıştırıp bakarsan içi görünüyor. 2,5 metre. Ağzıyla dibi arası. Orada düşünüyor, ediyor. Hani orası hem onun düşünme için gittiği, başını dinlediği filan bir yer olarak meşhur. Hıra mağarası. Bir de Medine'ye hicret ederken hatırlarsanız Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte bir süre saklandığı bir yer olarak yine meşhur. Orada düşünüyor. 2-3 günlük azık alıyor. Bazı geceleri de orada kalıyor filan. Hanımı merak ediyor tabii. Yalnız başına bir iş gelebilir. Yılan sokar, çayan sokar. Bir şeyler olur filan. Merak filan ediyor. O da başını alıyor. Sakin Mekke'nin dağdağısından, debdepesinden, zırıltısından, gürültüsünden uzak. Kendini dinliyor. Başını dinliyor. Ne olacak bu insanların hali? Derken günün birinde bir bir melek görünüyor ona, işte bu Cibril. Ve o hayatında ilk defa gördüğü bu varlığı görünce şaşırıyor. Normal yani her insanın birçok olayda olduğu gibi ilk defa karşılaştığı şeyler karşısında şaşırması insan doğasının, insan tabiatının tabii bir sonucu. Şaşırıyor. İşte piyasada anlatılan kadarıyla dikkat ederseniz eskiden beri geleneksel bilgilerde güya yazılı bir metin getirmiş gibi imaj bırakan, hiç orayı düşünmüyor millet, o varlık yani Cibril Muhammed'e demiş ki oku, ekra demiş, o okuma yazma bilmem demiş,
oku demiş buna rağmen, o yine bilmem demiş. Bir daha demiş oku, yine bilmem. Sonunda Cibril tutmuş döşünü şöyle elleri arasına alıp bir sıkmış çatır. Bütün kürek kemikleri, göğüs kemikleri filan bir çakırdamış. Ondan sonra bizimki okuma yazmayı sökmüş ve başlamış okumaya. Hep böyle anlatılır, dikkat ederseniz. Hani biraz ben kattım öyle biraz. Rivayetin uydurukluğunu hafife almak için, hani bizimki okumayı yazmayı sökmeye başlamış filan, benim ilavem. Bu böyle değil tabii. Yani Cibril yazılı bir metin getirmiş değil. Yani şöyle şurada yazılı, bunu tutuyor, sana oku. Böyle değil. Hafızasında yani Allah ona belletmiş, o da Muhammed'e belletmeye gönderilmiş. Şifahi bir şey. Arapçada da Türkçede olduğu gibi bazı kelimelerin yan anlamları var. İkinci, üçüncü anlamları var. Mesela siyasi polis bazı insanları alıyor, götürüyor, sorgulama yapıyor diyor, veya hırsızı oku. Yani oku demek, siyasi polis onun eline bir kitap veya gazete verip de şunu oku anlamına söylemiyor bunu. Yani senin için getirdik biliyorsun. Diyelim işte kaç apartman soyduğum için getirdi. Yani nereleri soydum güzel güzel söyle. De bizi zora koşma anlamında bir deyimdir bu. Biraz argo Türkiye'de kullanılıyor ama yani mesela öt diyor. Yani yaptıklarını bülbül nasılları şakıyor. Sen de öyle güzel güzel anlat manasınadır bu. Şimdi peygambere de Cibril işte Allah senin halini biliyor. Yani düşünüp duruyorsun. İkide bir başını alıp buraya geliyorsun. İki gün kalıyorsun, bir gün kalıyorsun, üç gün kalıyorsun. He. Ne sonuca vardın? Hadi söyle. Yani onu oku. Onu söyle. Ne söyleyeyim diyor peygamber. Yani Muhammed o zaman daha peygamber değil. Yani. Ne söyleyeyim? Yani bir sonuca varamadım ki ne söyleyeyim. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O diyor söyle, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ondan sonra Cibril diyor ki dördüncü olarak, şimdi söyle neyi, yani benim sana söylediklerimi tekrar ikra, söyle. Bismi Rabbikellezî, Rabbin adıyla söyle. Seni bir kan pıhtısından yaratanın, ve işte ayetin bakın. Yani ne söyleyeceğini bilmiyorsun ki, evet. Rabbin Allah da beni sana işte onları öğretmek için gönderdi. Ben söyleyeyim, sen tekrar et, böylece öğren. Ha? Hatta bir ayette de daha sonra diyor ya, dilini depreştirme, o acele ediyormuş Cibril kendisine getirdiği vahyi öğretirken, aman bir şey atlarım, aman bir şey eksik kalır, bir yanlış yaparım filan korkusuyla, öyle Cibril okurken o da hızlı hızlı okuyormuş filan, Allah diyor ki dilini depreştirme, onu senin kalbine yerleştirecek olan biziz. Yani bu bakımdan endişene lüzum yok, endişe etmene. Telaş da etme, sakin ol. Sakin ol çünkü biz onu sana belleteceğiz. Belleteceğiz. O bizim işimiz yani, senin işin değil. İşte bu suretle Allah kulu Muhammed'e önce doğru yola yolu göstermiş. Onu doğru yola iletmiş. Yolun doğrusunu ona belletmiş ki bizlere, o da bizlere belletsin diye. O günkü insanlardan kıyamete kadar bütün diğer insanlara o doğru yolu belletsin diye. Dilimizde bazı ifadeler kullanırız. Mesela Allah hidayet etsin. İşte filanı Allah hidayet etsin. Yok, bunlar kaderi anlayışın, cebriye anlayışının, ki Beni Ümeyye zamanında çıkmış bozuk itikatlardır bunlar, biliyorsunuz. Kaderiye, cebriye, ta kimi noktalarda Mutezile, kimi noktalarda Ehl-i Sünnet, Şia'nın birçok bozuk itikatları var. Kaderi anlayışın, ki Allah ne dilemişse yalnız onları yapan, onun dışında hiçbir şey yapmaya kadir olmayan şeklinde anlayan anlayışın sahipleri. Mesela içki içiyorlar, namaz kılmıyorlar, zina ediyorlar, söylüyorsunuz niye bunu yapıyorsunuz? Allah-u Teala'nın diyor hakkımda takdir ettiği işi işliyorum diyor. Yani ben rüzgarın önündeki tüy gibiyim. Rüzgar ne tarafa eserse o tüyü o tarafa götürdüğü gibi ben de öyleyim. Yani burada hiç günah
kalmıyor, hiç sorumluluk kalmıyor yani bu anlayışta, ki İslami anlayış bu değil. Eski Yunan'dan İslam'a akan atıklar, yani pislik anlayış. Bu kesinlikle İslami değil. Yani Allah hidayet etsin, yanlış. Allah hidayet etmiş zaten insanlar. Yani Kur'an hidayet kitabı, doğru yol kitabı. Hidayet doğru yol demek. Hidayet etmiş. Doğru yolun yazdığı, yazıldığı, gösterildiği kitabın adı Kur'an-ı Kerim değil mi? Daha ne edecek? Yani bir de elini tutup seni o kitabın üstünde mi yürütecek? Oyuncak mısın? Senin önüne koymuş onu. Yani onu artık ben bilmeyene ulaştırmakla mükellefim, ben biliyorsam. Sen biliyorsun, sen de bilmeyene ulaştırmakla mükellefsin. O kadar. Ondan sonra artık seçim kendisine, doğru yol anlatılan, ulaşan insanın kendine kalıyor. Diler o yolda yürür, cennete kadar yolu var. Diler o yolda yürümez, ters yolda yürür, cehenneme kadar yolu var. Kendi bilir. Allah dileseydi hepimizi aynı şekilde inanan, aynı yolun üzerinde yürüyen, doğru yolun üzerinde yürüyen kullar yapardı. Ama o öyle değil, böyle dilemiş. Yani bize doğru yolu bildiriyor, eğri yolu da bildiriyor. Bizi de iki yolun başında, yani şu noktada bırakıyor. Diyor şu yol, bakın şöyle 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 bir yol ve sonu da bu yolun şuraya varır. Şu yolda eğri bir yol. İşte yalan söylemek, Allah'a ortak koşmak, bilmem zina etmek, hırsızlık etmek, içki içmek, haksız yere yetimin malına el uzatmak, bilmem iftira, dolan, her neyse. Bu yolun sonu da diyor cehenneme gider. Orada elin bir azap sizi karşılayacak. Nasıl cennette yani benzeri görülmemiş nimetler sizi karşılayacaksa, öbür tarafta da benzeri görülmemiş azap sizi karşılayacak. Dileyin bu yola gidin, siz karar vereceksiniz. Dileyin bu yola gidin. Ben sizin için şu yola, doğru yola gitmeniz, sizin hayırlı olacağını bildiriyorum. Ama seçimi sizin adınıza ben yapmıyorum. Sizi bu iki yoldan birini seçebilecek şekilde yarattım. Seçimi siz yapacaksınız. Bu kadar. O bakımdan dilimizde hala yaşatılan bir takım dualar, bir takım temenniler, işte Allah hidayet etsin gibi kesinlikle yanlış. Allah hidayet etmiş. Yani etmemiş de etmesini diliyormuşuz anlamına gelmiyor mu Allah hidayet etsin? Yani arkadaşımız doğru yola gelmiyor. Bildirdiğimiz halde ne, Allah hidayet etsin. Yani o bunu alsın, o yolun üstüne koysun. Niye? Peki benim suçum ne o zaman? Öbürünün suçu ne? Yani o yolda yürümeyenler. Allah herkesi koysun o zaman. Dama taşı gibi yani. Ha? Dama oynar gibi veya satranç oynar gibi. Satrançta ne yapıyorsun? Yani atla taşlar kendi kendine oynamıyor. Oyuncular onu alıyor. Nereyi münasip görüyorsa o haneye koyuyor. Ha? Öyle mi olacak? Yani Allah seni alacak. Sen hiç niyetin yok bu yolda yürümeye. Sen diyelim ki buradan kalktın, Frankfurt'a gidiyorsun. Münih'e gitmeyi aklından bile geçirmiyorsun. Ama Münih'e gitmek orası şey, hidayet yani doğru yol diyelim. Seni Frankfurt otobanından alacak, Münih otobanına koyacak arabanla. Niye? Kendin git o tarafa. Yani madem gidilmesi gerekiyor. Oraya gidilmesi gerektiği halde oraya gitmiyor. Başka istikamete gidiyorsan bu senin tercihin. Sonucunda da varılması gereken güzel yer olan diyelim Münih'e değil de bilmem Düsseldorf'a varacaksın yani. Sen seçmişsin. Değil mi? Allah kimseye icbar etmiyor herhangi bir yere gitmeye. Anlatıyor. Tercihini rahat kullanabilsinler diye pırıl pırıl net bir şekilde doğru yolun yani cennete giden yolu anlatıyor. Sonunda cennetin ne olduğu hakkında bilgiler veriyor, nasıl bir yer olduğu hakkında. Kötü yolu da anlatıyor, onun sonunda varılacak cehennemi de anlatıyor. Ve seçimi kuluna bırakıyor. Allah'ın kendi için adet edindiği, sünnet edindiği şey bu. Adet eşittir sünnet anlamına geliyor ya, o bakımdan kullanıyoruz. Evet, hidayetin anlamı bu ve Allah hidayet hep ede gelmiş. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar elçilerine önce hidayet etmiş. O elçileri de insanlara o hidayeti yani o doğru yolu hayatları pahasına son nefeslerine kadar göstermeye, tarif etmeye, tanımlamaya çalışmışlar. Ondan sonrası artık
O tebliğ kendisine, o açıklama kendisine ulaşanların işidir. Hidayet Allah'tandır, doğru bu. Da anlamı yanlış anlaşılıyor galiba. Şöyle, mesela bakalım Peygamberimiz doğru yolu öğrenmiş. Kimden? Kendi kendine mi bulmuş? Yani hidayeti yok. Allah'tan işte Cibril ona bildirmiş. Yani değil nedir, doğru nedir? Allah'ın bildirdiği mutlak eğri, mutlak doğru. O bir takımdan eğri, doğru yani hidayet Allah'tan. Fakat ona tabi olup olmamak kuldan. Yani sen onu tercih edecek veya reddedeceksin. Seçim insandan. Doğru yolu, yani doğru yolun hep göstericileri peygamberler olmuş. Peki peygamberlere kim göstermiş? Allah. O zaman hidayet gerçekten Allah'tan. Yani kim gösteriyor doğru yolu? Allah gösteriyor. Çünkü insanlar kendi kendilerine, çok da iyi de olsalar, kabiliyetli de, akıllı da olsalar, kendi kendilerine doğru yol bulanlara bakın. Mesela Mao'ya bak, mesela Marx'a bak, mesela Jean-Jacques Rousseau'ya bak. Rableri Allah bildirmemiş bunlara. Bunlar doğru yol diye mesela Marx'la Engels, Marksizmi kurmuşlar, ortaya koymuş. İnsanlara burada cennet yaşatmak, yani bu dünyayı cennet yapmak için doğru yol demişler bu, değil mi? İşte buyur, 70 sene 2 milyar insan o doğru yolun peşine takılmış. Sonunda da bir somun ekmeğe muhtaç olmuş. Eller yanına düşmüş, perişan kalmış. Ya acaba biz hayal mi gördüydük? Dergiye kapak yapmıştık ya, beyler benimki sadece bir fikirdi diye Marx'ı konuşturmuş birisi. İnsanların bulduğu doğru yol böyle işte, adamın avucunu yalatır ya. Demokrasi de laiklik de insanların bulduğu doğru yol. Her tarafı perişan ediyor. Hala modası geçmiş değil ama kimse de ondan bahtiyar değil. İslam eğer doğru yolsa, ki biz ona inanıyoruz kesinlikle, bu da Allah'tan hakikaten, yani peygamberlerden değil, değil mi? Kendilerine Allah vahyedene kadar kendileri herhangi bir yol, yordan bir şey bildikleri yok. Bir şey yapabildikleri, bir şeye çağırdıkları yok. Ne zaman ki Rableri Allah onlara bir yol bildiriyor ki, o işte hidayet ediyor, yani doğru yolu bildiriyor. Ondan sonra onlar bildiriyor, biliyor ve insanları da o yola çağırıyorlar. Şimdi Allah dilediğini hidayete eriştiririn anlamı da, dileyeni dilersen eriştirir. Yani engel olmaz. Mesela ben Allah'a inkar etmek istiyorum, varsayalım. Allah benim inkar etmemi engelleyecek. Yok. Ben ona inanmak istiyorum, ondan emin olmak istiyorum. Bunu engelleyecek. Bunu da yapmam. Sen neyi diliyorsun, onu inşa eder. Yani o sünnetini bu şekilde teşekkül ettirmiş. Bunu anlatabiliyor muyum? Böyle yapmayı adet edinmiş kendisine. Bize sormadı bunu. Kendisi dilemiş, böyle yapmış. Yani onun hidayete eriştirdiğini kimse saptıramaz mesela. Sen istemişsin, doğru yola girmişsin. Doğru yola girdikçe de, yürüdükçe, ettikçe o yolu iyice benimsiyor, seviyor. Eğri yola giren için de durum aynı. O da onu o kadar seviyor ki tekrar dönecek, öbür yola gidecek, gözü yemiyor. Yani orada daha ileri gitmek daha sevimli geliyor insanlara. Dikkat edin. Bunu kastediyor yani bu ayetler. Fakat tercümelerde hala kaderi anlayışı, cebriyi anlayışı hakim sanki. Dikkat ediyorum, birçoğumuzun dilinde mesela bir hayret ediyoruz veya şaşkınlığa düşüyoruz filan, bir takım deyimler kullanıyoruz Müslüman olarak. Bir şey, sen bilirsin ya Rabbi ya Resulullah diyor birçok insan, dikkat ediyor. Sen bilirsin ya Rabbi ya Resulullah. Resulullah nereden bilsin? Resulullah öldü gitti. Ama Allah ölmedi. Sen bilirsin ya Rabbi ya Rabbel Alemin. Yani yalnız Allah'ı anmak durumundasın. Resulullah öldü, 1400 sene evvel öldü. Bilemez ki o. O da bilemez. Ne, ben de bilemem. Bana bildirildiğinin dışında ne bileceğim ki? Külli şeyin kadir olma vasfı Allah'a ait, kullarına değil, peygamber de olsa. Peygamber neyi bilir? Kendisini Allah'ın söylettiği gibi. Ben de sizin gibi bir insanım diyor. Ne var ki bana vahyediliyor? Yani ben bana vahyolunanı biliyorum ve onu da size bildiriyorum. O kadar. Bildirince de aramızda zaten fark kalmıyor. Yani benim bildiğimi siz de öğrenmiş oluyorsunuz.
Ama ben ona uyuyorum, gereğini yerine getiriyorum. Bildirdiğim Ebu Cehil uymuyorsa bu Ebu Cehil'in sorunu. Yani uymadığı için o benden farklı kalıyor. Uysa o da benim gibi olur. Benim gibi olur demek yani illa herkesin mutlaka vahiy, doğrudan Cibril'den vahiy alması gerekmez. Hepsine vekalete Allah kullarının birisini elçi seçer. Tamam, onunla gönderir. Hep de böyle sünnet edilmiş. Salih peygambere de böyle yapmış, Musa'ya, İsa'ya, Muhammed Aleyhisselam'a da böyle yapmış. O da bildiriyor bize, bitiyor iş. Zaten Rabbimiz Allah'ın isteğini tebellü ettikten, ondan haberdar olduktan sonra bitmiştir. Yani onu ister 5 kişi bize bildirsin, ister 1 kişi bildirsin. Biz emin miyiz ki o bildiriyor bunu? Evet. Bitmiştir bizim için yani. Düşünecek, taşınacak, teslim olacağız ve emin olacağız, mümin olacağız. Yani önce Müslim, sonra mümin. Evet, yani tercümelerdeki dikkatsizlikler, biraz tarihteki yanlışlıkların da tercümelere sinmesi sonucu. Mesela bir ayet yine bu babda ben örnek vermek istiyorum. Estağfirullah. Elem neşrah leke sadrak. Senin göğsünü açmadık mı? Masallaştırmışlar peygamberi insan üstü hale getirmek için. Bu ayeti anlamını anlatacağım şimdi. Şu hale sokmuşlar. Muhammed Aleyhisselam daha 5 yaşında çocukken hani süt kardeşi Şeyma ile beraber işte kuzu güderken beyaz önlüklü birkaç kişi gelmiş Şeyma'nın anlattığına göre. Şeyma da herhalde 4-5 yaşında bir çocuk. Bunu almışlar Hacettepe Hastanesi'nin şey kalp kısmının uzmanları galiba. Götürmüşler orada yatırmışlar. Açık kalp ameliyatı yapmışlar çölde. Kalbini çıkarmışlar, yıkamışlar, geri koymuşlar. Akla bak. Yani o kalp Allah tarafından hayat boyunca hep kirli kanın kendisinde toplandığı, orada temizlenip yeniden vücuda basıldığı pompa değil midir? O günde, bugün de. Yani eğer Allah insanları hep aynı yaratıyorsa ki öyle, hiç başka yarattığını gören olmamış. Efendim, onu temiz... Yok. İşte o kalbini açmadık mı böyle masalımsı bir şey uydurmuşlar. Bütün kitaplarda var, hocalar anlatır, öte yapar. Hiç alakası yok. Ta o zamandan peygamberliğe alıştırmışlar. Hele Şia ta bebekliğinden, anasının karnındayken bile peygamberler peygamber olduğunu bilirlermiş. Öyle inanıyor Şia. Hüseyin Hatemi var ya profesör, açıkça yanımda dedi, Muhammed daha bebekken bile dedi Allah'ın elçisi olduğunu biliyordu. Dedim peki niye bildirmemiş? Peki dedim şu ayet ne? Sen iman nedir? Kitap nedir? Bilmezdim diyor. Buna ne diyorsun? Böyle bir ayet yok dedi. İnsaf dedim ya. O anda da hatırıma gelmedi yani hangi surede hangi ayet. Sonradan öğrendim. Şu ara 53. ayet. Böyle yani bunlar peygamberleri insan olarak tutmaya, bırakmaya deyip insan üstüleştirmek suretiyle kabul etme temayüllerini ki bu işte şirke giden yolun ta adıdır, kendisidir. Yapılan azim hatalar, çok köklü yanlışlar. Böyle şey olmaz. Türkçede de kullanıyoruz beyler. Mesela bir insan düşünün, varsayalım ki 5 gün sonra ödenmesi gereken bir borcu var veya yarın ödemesi gereken bir borcu var. Vadesi gelmiş. Şu ana kadar da hiç parası yok. Bu insan halini ya bakıyorsun böyle düşünüyor umurlarım. Ya neyim var? Vallahi sorma arkadaş. Dünyam kararmış. Yani içim daralıyor. Öyle. Neyim var? Durum böyle böyle işte yarın bilmem 3000 mark ödeyeceğim. Ne öyle mi? Al ya. Öde. Sen yarın. Hay Allah razı olsun ya. İçim açıldı. Göğsüm açıldı. Demez miyim? İşte bu. Yani Muhammed de toplumunun haline bakıyor, alıp başını mağaraya gidiyor, düşünüyor ama bir yol, bir çare bulamıyor. Ne zaman ki Rabbi Allah ona Cibril'i gönderip, ha, söyle hadi ne buldun? Yok. Söyle, yok. O zaman Rabbin Allah ne söyleyeceksin, ne düşünüyorsun, ne söylemen gerekir, ne yapman gerekir, onu belletmeye beni gönderdi. Hadi ben sana söyleyeyim, sen de benim dediğimi tekrar et, tamam? Ve öğren bilmediğini. Ekra bismi rabbikellezî halâ. He? O kadar.
İşte onu yapmak suretiyle senin göğsünü açmadık mı diyor. Yani seni ferahlatmadık mı? Düşünüp taşınıp duruyordun. Peki bir yola varabiliyor muydun? Yani biz göstermeden, Allah olarak sana yol göstermeden sen bir yol bulabiliyor muydun? Yok. Düşün düşün. Bozuktur işin. Ha? Ne zaman biz düzelttik? Yani biz sana yol gösterdik de ondan sonra sen neyin ne olduğunu anladın ve emin olduktan sonra da insanlara hayatın pahasına o yola çağırdın. Ondan evvel ne yapıyordun? Hiçbir şey yapamıyordun. Ne yapacağını bilmiyordun ki. Neye çağıracağını bilmiyordun ki. Öyle ya hakikaten. Yani insan kendisi bilmezse eli neye çağıracak? Yani kendi bir yol tutmazsa, kendisi için bir yol yoksa eli neye çağıracak? Kendini çağırsa çağırsa kendi gibi yolsuzluğa çağırır. Yani çaresizliğe çağırır. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar açık yani Allah-u Teala bildiriyor. Hiç peygamberler insanüstü varlıklar değiller. Onlar da bizim gibi. Bizim gibi ne demek? Yani ben acıkırsam, bizler acıkırsak onlar da acıkır demek. Bizlerin uykumuz gelirse onlar da uykusu gelir. Onların şu veya bu ihtiyaçları var, bizim de o veya bu ihtiyacımız var. Onlar yorulur, yol yürümez, biz de yoruluruz. Bizim bir yerimizi bir şey keserse kan akar, onlar da akar. Yani onlarınkinden kum akmaz yani. Yani bu kurgu filmler gibi değil. Oradaki mahluklar gibi değil yani. Değil mi yani? Nihayet işte Uhud'da efendim kılıç darbesiyle miğferinin bir parçası kopmuş ve buraya saplanmış. İşte kanamış, yazıyor kitaplar. Dişinin ikisi üçü kırılmış. Yani onun dişi çelikten kırılmaz filan değil. Onlar ölür veya öldürülürlerse siz diyor vaz mı geçeceksiniz? Topuklarınızın üzerinde dönü mü vereceksiniz diyor Allah. Yani elçiler. Elçiler ölür veya öldürülürlerse. Ki Yahya aleyhisselam öldürülmüş mesela. Değil mi? Salome diye bir film var ya, onda Yahya aleyhisselamın hayatı anlatılır. Seyrettiniz mi hiç? Salome. Neyse. Yani bu neyi gösteriyor? Ben ölürüm, onlar da ölür. Ben acıkırım, onlar da acıkır. Yani ben, bana bildirilmeyeni ben de bilmem. Yani diyelim ki saatim kayboldu. Nerede olduğunu ben bilmiyorum. Fakat sen görmüşsün. Sen biliyorsun. Yani sen biliyordun, ben bilmiyorum. E sen bana bildirmezsen ben nereden bileyim? Ben zaten bilsem gider alırım oradan saatimi. Peygamberler de öyle. Yani Allah'ın bildirmediğini nereden bilsin? Allah'ın bildirdiği de onlara sır olarak bildirilmiyor zaten. Yani anında ve en kısa zamanda dostuna, düşmanına, kabul eden veya reddeden herkese bildirilmek üzere bildiriliyor. Hiçbir vahid peygambere özel değildi. Öyle olsa din olmazdı zaten. Yani başka insanlar da sana özel bildirilmiş bir şeyden ben nasıl sorumlu tutulayım? Sen sana özel bildirileni kendinde saklayacaksın. Bunun için indirilmiş demek. O zaman benim haberim yok. Haberim olmayandan nasıl sorumlu olurum? Yani sen vahiy gelecek, içki men edildi diye sen münadiler çıkaracak, her tarafta bağırttıracaksın ki biz içiyorken içmez olalım. Yani kadehleri bırakalım. Nitekim öyle anlatılır ya, hani içkinin yasak olduğuyla ilgili ayet gelene kadar Uhud Harbi filan da o arada. Birçok sahabe içkili çıktı savaşa. Yasak değil ya. Kimisi cesaretlenmek için, kimisi şu için, bu için veya alışkanlık. Raviler anlatıyor, diyor münadiler içkinin yasak olduğuyla ilgili ayetin geldiğini sokaklarda, işte tellallar bağlı bağırır ya, münadiyi çağırtkan demek, nida eden. Söylediğinde diyor biz içki masasındaydık. Yani kimimiz yani epeydir içmiştik. Kimimiz böyle kadehi olanıza geldi. Yani o lokmayı yuttuk. Onu ondan sonra bıraktık. Ve terk ettik. Bildirecek ki bu hal olsun. Yani hayata geçirme olsun. Bildirilmezse nasıl hayata geçireceksin? Yani peygamberin dişi de kırılır, yüzü de kanar ama Rabiatul Adeviye diye uyduruk bir kadına taşlarlar, ederler, taşlar gelir gelir şuradan yere düşer. Yani hiç onun yüzüne değmez. Filmini seyrettiniz mi? Manyetik alan filan, uzay yolu filmleri gibi bir şey. Yani taşlar peygambere kıyıyor, kıyabiliyor ama Rabia'ya kıyamıyor. Hani Alevi itikadında bir şey var ya, sen Ali'den yüce misin, ağlama gönüllü ağlama diyor. Yani Ali'den yüce var mı yani? Ali bir kısım Alevi'ye göre Allah ya. Allah'tan da yüce olmadığına göre
Şimdi bakıyoruz, Rabia Muhammed Aleyhisselam'dan daha yüce sanki. He? Çünkü taş, kılıç Muhammed'e değiyor, kanatıyor, kırıyor dişini mişini ama Rabia'ya sıkıysa değilsin yani. Varıyor, şuraya gelip oradan yere düşüyor. Böyle olur mu? Bu nasıl bir din? Olmaz. Evet, biz biat, beyah kelimesi üzerinde duralım. Çünkü Kur'an'da da geçiyor, Müslümanların özellikle güncel konuları arasında da çok önemli bir yer tutan bir kavramdır beyah. Beyah alışveriş yapmak demek Arapçada. Türkçe'de de çok kullanılan türevleri var biliyorsunuz. Mesela tekel bayi diyorsunuz. Yani tekel mallarını satan satıcı demek. Yani oradan alıp insanlara satan bayi. Singer bayi diyorsun. Mercedes bayi diyorsun mesela. Skoda bayi. Yani Skoda firmasından Skoda'yı alıyor. İşte müşterilere de satıyor. Yani bu alışverişi yapan, alan ve satan demek. Bi'a da ıstılah olarak Allah'ın hükümleriyle hükmetmek üzere kalbinin ürününü tabi olduğu insana satma demek. Allah'la kullar arasında da bi'a var. Satış, alışveriş var. Bir ayette hatırlayacaksınız. Allah-u Teala buyuruyor ki biz müminlerin canlarını ve mallarını cennet mukabilinde, karşılığında satın aldık diyor. Yani bir alışveriş yaptık müminlerle. Alışveriş. Alışverişte biliyorsunuz taraflardan birisi bir şey veriyor, bir şey alıyor. Öbür taraf da bir şey veriyor, bir şey alıyor. Bu alışverişte biz Allah'a can ve malımızı veriyoruz. Karşılığında cenneti alıyoruz. Allah da bu alışveriş bizimle yaptığı alışveriş karşılığında bize cenneti veriyor. Bedel olarak da karşılığında canımızı ve malımızı istiyor. Prensip olarak yani teorik bir alışveriş. Şimdi bunu mazur görün, açıkla anlaşılmasını daha kolay hale getirmek için bazı örnekler verme gereği doğuyor, yararlı oluyor en azından. Şöyle diyelim, bir kere bu alışverişte canını malını değil başka Almanya'yı da katsan üstüne, mümin olmayanı Allah cennet satmıyor. Hani kooperatifler var ya, yalnız üyelerine satış yaparlar mesela. Her dükkan gibi değildir. Oradan ancak üyesi alışveriş yapabilir. O kooperatifin üyesi. Bu cennet alacak kişi bir kere cennetin satıldığı dükkana gir. O mümin olmayan giremiyor bir kere. Yani cennet alıyor. Yok sana satılmıyor. Yani ne verirsen ver sana değil satış. Kime? Müminler alamıyorlar. Ne mukabilinde? Can ve malı mukabilinde. Varsayalım ki haşa yani basit bir benzetme işte gittin kasada Allah duruyor. Tezgahlarda da bir çeşit mal var. O da cennet. Cennet istiyor zaten. Cennetse evet canını malını bedel olarak koyacaksın. İşte bu canım, bu da malım. Evet, Allah da sana. Sen onları ona vereceksin. O da cenneti sana verecek. Tamam. Şimdi canın ve malın onun oldu. Cennet de senin oldu. Yaptın mı bu alışveriş? Ondan sonra Allah dilerse canını alır, malını bağışlar. Dilerse onun olmadı mı? Verdin ya. Canını bağışlar, malını alır. Dilerse ikisini de bağışlar, dilerse ikisini de alır. Çünkü sonuçta onlar onun, cennetin senin olur. Mesela senin dükkanına geldim. Ya şu ne kadar? İşte şu kadar. Ver bir tane. Verdim, ben de paranı verdim. Verdiğim paradan tutup 20 markını geri iade edebilirsin ben. Senin değil mi para istediğin şekilde? Yani ikramda bulunuyorsun. Ha? İstersen bir sent bile, bir fenik bile ikram etmesin. Hepsini alır kasana koyarsın. İstersen tümünü istemez ya bizim hediyemiz olsun diyebilirsin. Çünkü para senin. Değil mi? Nitekim de öyle oluyor. Yani siz kendinizi arz ediyorsunuz. Ortaya koyuyorsunuz. Allah bakıyorsunuz hayatınız boyunca mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da düşünün. Hayatı boyunca canı da malı da bir şey olmadı. Yani normal bir ölümle öldü.
Değil mi yani? Savaşta ölmedi, bilmem yatağında vurulmadı, bilmem ama Ömer hançerlendi mesela. Yahut daha yeni Müslüman olmuş birisi, henüz daha ilk harbe gibi orada şehit oluyor. Yani canını malını da Allah almış. Ama kimisininkini bağışlıyor, ikisine de el koyuyor. Ha? Kimisinin bir kısmını alıyor, bir kısmını veriyor. Mesela Süheyl bin Rumi. Mekkeliler onu sıkıştırmışlar hicret edeceği zaman. Rumlu ya o Rum. Mekke'de zengin olmuş veya mal sahibi olmuş. Diyorlar ki vallahi sen bizimle alışveriş yapmak yüzünden zengin oldun. Seni biz bırakmayız. Ya bütün kazandıklarını burada bırak. Tığ, teber, şahı, merdan, cibur vaziyette gitmediğine. Ya da seni koymayız. Bırakmayız. Hadi ben ne yapsın bir adam koca Mekkeliler. Tamam diyor, peki bütün kazandıklarımız sizin olsun, tek beni bırak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu duyduğu zaman Süheyl çok karlı bir alışveriş yapmış. Süheyl çok karlı bir alışveriş yapmış. Yani onların yanında kalmaktansa orada kazandığını orada bırakıp kendini buraya getirmesi daha iyi anlamında. Evet, biat, ilk biatlaşma biliyorsunuz İslam'da. Akabe biatı adı ile anılıyor. Yani bu biatlaşmanın yapıldığı, sözleşmenin yapıldığı, bu alışverişin yapıldığı yerin adıyla anılıyor. Akabe Mina'da, hacca giderleriniz bilir. Mina'da Akabetul Ula, Akabetul Vusta, Akabetul Kübra veya Sura, yani küçük şeytan, büyük şeytan ve orta şeytan diye anılan üç büyük tepe var ve sembolik taşla yapılmış şeyler var. İşte Nuhut büyüklüğünde Müzdelife'de toplanan belli miktarda taşlarla, bunlar hacın erkanından değil de füruatından, hacılar Arafat'tan sonra Müzdelife'ye yürüyerek veya vasıtayla gelirler. Müzdelife'de küçük küçük kırılmış granit taş parçalarından 70 tane 72 tane filan toplarlar. İşte ondan sonra 3 gün Mina'da çadırlarda kalırlar, kurban kesilir orada. Ve ondan sonra da Mekke, o sırada da işte şeytan taşlamaya gelirler. Onlar tepelerin adları, Akabe tepesi. Küçük küçük işte Medine'den gelen Müslümanlar orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la buluşmak üzere Mekke'de sözleşmişler. Teşrik günü deniyor. Yani Mina'da kalınan üç günün üçüncü günü gece yarısı, bilmem hangi saat, hani kimse fark etmesin çünkü bir yeni varlık doğacak. Zula'dan bir iş yapıyorlar. Yani kimse razı değil o işten. Onun için ne yapacak? Mecburen gizli yapacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanında yalnız Abbas var, amcası. Medine'den gelen Müslümanlar da 75 kişi işte. Üçü kadın, 72'si erkek olduğu rivayet edilen kaynaklarda. Orada yapılan bir alışveriştir. Bu alışverişte Muhammed Aleyhisselam'ın Medineliler, Medineli Müslümanlar Mekke'ye çağırıyorlar. Hatta olayı biraz geniş anlatırsam biatın manası daha açığa çıkabilir. Yani daha iyi anlaşılması mümkün olur. Diyor ki rivayet edenler, biz diyor şeyde, Medine'de kendi aramızda konuşuyorduk. Musab ibn Umeyr'i ikinci sene oraya götürdükten sonra her hanede diyor Müslüman olan sayısı arttı. Hatta o hale geldi ki Medine'de Evs ve Hazreç kabilelerine dahil evlerde ahalisinden en az 7-8 kişisi, 5-6 kişisi Müslüman olmayan hane kalmadı. Ve çok çoğaldık bir sene içerisinde. Bir gün filanın hurmalığında diyor oturduk, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Dedik ki diyor, Allah'ın Resulü Muhammed daha ne zamana kadar Mekke'nin dağlarında insanları önüne çağıracak? Fakat insanlar ona sahip çıkmayacak, yani kulak vermeyecek. Daha ne zamana kadar bunu bekleyeceğiz? O yıllardır bu işi yapıyor. Biz de görüyoruz. Biz ne güne duruyoruz dedik diyor. Biz onun dinine girmedik mi? Evet. Biz onun Allah'ın elçisi olduğuna inanmıyor muyuz? Evet, inanıyoruz. O zaman madem ki Mekkeliler ona sahip çıkmıyor, onu sahiplenmiyorlar, üstelik de sıkıştırıyorlar, evet. Gidelim ve onu yurdumuza davet edelim. Kabul ederse de alıp onu buraya getirelim. Yedirir, içiririz, başımızda bulunur ve bir arada yaşarız. Yani kendi toplumumuzu kendimiz kurarız. Yani yabancı olmaktan
kurtuluruz yani. Bir şey, yaban bir toplumda yaşamaktan onu da kurtarırız. Kendimiz de tam bir düzene oturturuz yaşamımızı. Ve bu düşünceyle diyor, o sene hacca gittik. Yani müşrikler zamanında da şirk haccına gidiyorlar ya, yani şirk haccı diye bir hac yok da işte onların zamanındaki hacca öyle diyorum ben. Gidiyorlar ve soruyorlar Muhammed'i nerede buluruz diye. Sordukları adamın birisi diyor ki, Darun Nedve'ye gidin Kabe'de. Abbas'ı bulursanız, Abbas size Muhammed'in yerini söyler. Nitekim öyle yapıyorlar. Darun Nedve bir bakıma Mekke'deki başbakanlık binası gibi ya. Hani Mekke'yi yönetenlerin hemen hemen genellikle vaktini geçirdiği, oturduğu, konuştuğu, tanıştığı, ileri gelenlerle orada görüştüğü mahallin adı Kabe'nin hemen yanı. Ondan sonra gidiyorlar, peygamberi buluyorlar, onunla sözleşiyorlar. Üçüncü gün orada buluşalım diye. Teşrik günü yani, Mina'da kalmam. Çünkü ondan sonra da artık millet gelecek Kabe'ye, Safa Merve arasında koşacak, edecek, Kabe'yi tavaf edecek, sonra da çekip gidecek yurduna. Şimdi de olduğu gibi. Ondan sonra orada diyor peygamberimizle konuştuk, anlaştık. Orada uzun uzun, yani ikinci akabe biatı aslında üçüncüdür de ikinci diye geçiyor. İkinci akabe biatında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la gelen Medineliler, yani ona biat için gelen Medineliler, onu yurtlarına götürmek üzere davet için gelen Medineliler arasında geçen konuşmaları kaynaklardan şöyle üstünde dura dura okumanızda büyük yarar var. Yani bu ne demek? Yani nasıl bir sözleşme yapılıyor? Ne yapılıyor? Hani özetle onlar peygamberi yurtlarına çağırıyorlar. Abbas da onlara diyor ki, eğer yani biliyor musunuz diyor, yani Muhammed'i yanınıza almanız bütün Arapları karşınıza almanız anlamına gelecek. Çünkü Araplar Muhammed'i ve onun getirdiği dini istemiyor. Dolayısıyla sizin Muhammed'e arka çıkmanız demek, onun getirdiği dini istemeyenleri de karşınıza almanız demektir. Hasım, resmen hasımlığınızı ilan etmeniz demek. Buna dayanabilir misiniz? Yani sizin bu gücünüz var mı? Araplar sizi yer bitirir, mahveder, yani kökünüzü kurutur. Araplar derken Kureyş'ten nasıl hava esiyorsa zaten diğer Arap kabilelerinde de o hava esiyor. Çünkü Kureyş'in nüfuzu fazla. Şimdi mesela Amerika ne hava estirirse Almanya'da da o hava esiyor, Fransa'da da, Sovyet Rusya'da da, İtalya'da da. Yani o zamanın Kureyş'i şimdinin Amerika'sı yani. Değil mi? O zaman da Kureyş böyle. Yani Kureyş ne tavır alıyorsa herhangi bir konuda tüm Arap kabileleri, büyüğü, küçüğü Kureyş'in havasını estiriyor. Amerika bakıyor işte Bosna'ya daha işte şey referans edecek, askeri müdahale için bilmem neye Avrupa'da duruyor. Ama Amerika hadi yapalım dese tek başına da yapıyor yani, kimse höst ne yapıyor falan demiyor, diyemiyor değil mi? O zaman da Kureyş'in konumu bugün Amerika'sı gibi Arapların üzerinde, kabilelerin üzerinde. Böyle diyorlar. Onlar da diyor ki vallahi senin canın bizim canımız, senin malın bizim malımız, senin ırzın bizim ırzımız. Yani biz ölene kadar bütün bunları savunmaya hazırız. Allah'a dayanıyoruz, ona güveniyoruz. Yani kendi gücümüze değil. Allah'a dayanıyor, ona güveniyoruz. Biz sizi bu şartlarda Medine'ye davet ediyoruz. Ve sonuçta hatta Esad ibn-i Zurare, Medinelilerin başı, biat etmeye başlamışlar. Yani kalbimin ürününü sana verdim diye söz veriyor. Yani böyle tokalaşıyorlar, musafaha yapıyorlar, öyle bir şey. Simgesel bir şey. Durun diyor Esad. Biliyor musunuz ki bu biatın sonucu canlarınız heder olacak. Yani onunla heder olma, yok olma, öldürüleceksiniz. Yani onu, o tehlikeyi göze almış oluyorsunuz. Biliyor musunuz, ırzlarınız telef olacak. Yani düşman gelince ırzınız tanıyor mu? Yani bunu da göze almış oluyorsunuz. Biliyor musunuz, tüm mallarınız, yani dünyada sevdiğiniz, sizin için kırmızı kırmızı develer, bilmem ne, Arap öyle malı böyle tarif ediyor, seviyor. Bunlar da telef olacak. Ona rağmen yapıyor musunuz bu biatı? Yani durun bir daha düşünün. Çünkü şakası yok, dönüşü de yok bu işin. Onlar diyorlar evet, hani Allah bize yardımcı olsun, başka dayanağımız yok. Bunun üzerine biat ediyorlar. Malumunuz
Mekke'deki Müslümanlar tek tek Zula'dan Medine'ye kaçıyorlar. Gidiyorlar yani. Görülmeden gitmenin adı kaçmaksa kaçmak yani. Kaçıyorlar. Hani hicret mücret diye öyle davullu zurnalı mangamyona eşyasını yüklemiş de öyle filan. Alamandan Türkiye'ye tırla eşya getiren adam gibi gitmiyor. Adam canını zor götürüyor. Nerede bir çolunu götüren 500 kilometreyi yaya yürüyecek, nasıl gidecek? Değil mi? Deveyle gitse yakalar, nereye? Ha, lüt filan, gel bakalım. Öyle tabii herifler aşkı ya. Peygamber de öyle. Kaçıyor resmen. Yani bir Ömer gibi bazı kişiler, onlar kaçmıyor. Anlamam. Bunlar azılı adam zaten yani. Hatta herkes gece karanlığında bilmem ne filan Zula'dan yok olurken Ömer gündüz gözü kılıcını mılıcını kuşanıyor, iyice sefere hazırlık binitini filan. Herkes de görüyor ki bu da gidiyor. Böyle bakanlara filan da hani gereken yerlere de laf götürsünler, lafı götürsünler der gibi diyor, anasını bacısını evde ağlar görmek isteyen varsa diyor yolum açılsın da dünyaya kaç karış gösterin. Ama herkesin bu gücü yok. Onun için onlar Zula'dan tüyüyor. Yani ağaç, sefil kolay mı? 500-485 kilometre arabayla Mekke ile Medine arası. O yaya, bir de bilinen yollardan gitmeyeceğin olur ya, peşine düşen olsa, iki atlı çıkarsalar sen yayasın. Hemen gelir enselerler, çölün ortasından bir mıntrak sokar, o da öldürür gidersin. Mecbursun biraz da yol şaşırtacaksın hani dağdan bayırdan derken. Daha da oluyor 685 kilometre, kaç günde biter yaya bu. Zor iş, azık mazık, tepede güneş toza pişiriyor, beynini pişiriyor, öyle rafadan yumurta yapar. Kolay değil o şartlarda tabii. Evet, yani biat Allah'ın hükümetmesi üzere, hükmetmesi şartıyla emirlerine tabi olacağı kimseye kalbinin ürününü satmak demek Allah rızası için. Yani ona tabi olacak. Allah'a masiyet etmediği sürece onun söylediklerini yerine getirecek. Tabii ki Allah'ın hükümleri istikametinde olan şeyleri. Ama bu şeylerde, yani dernekte, teşkilatta filan değil, fiilen devlet başkanına yapılan itaat sözleşmesinin adıdır bile. Öyle evcilik oynar gibi, işte sen bana biat et, bilmem ben sizin emiriniz olayım. Ulan ülke yok, kanunun yok, bilmem neyin yok, sözün geçtiği yer yok. Nasıl biat olur mu bu yani, çocuk oyuncağı gibi? Bu hani 2-3 yaşında çocukların evcilik oynarken sen anne ol, ben baba olayım, bilmem ne deyip de birisi annesinin ayakkabısını giyer, içinde ayakları şu kadar kayıp olur. Üstünde duramaz, neymiş? Anne olacak. Ulan bu vaziyette anne olur mu da? Ayakkabının içinde duramıyorsun doğru değil. Bizim işte Cemalettin'in, bilmem Merbahan'ın, şunun bunun da vurduğu devlet evcilik oynar gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Salon İslam Devleti, kargalar bile gülüyor. Olur mu öyle şey? Şakası yok ki, bu işler ciddi işler böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü bu biattan evvel de Mekke'deki Müslümanlar, Medine'deki Müslümanlar dinliyorlardı ama bunun adı biat değildi ve biat etmemişlerdi. Müslüman oluyorlardı. Müslüman olmak ayrı, biat etmek ayrı. Müslüman olmak, iman etmek, getirdiği dinin doğruluğuna inandığını belirtmek. Ama biat etmek, zaten Müslüman olmuş, zaten Müslüman olan bir insanın artı bir mükellefiyet yüklenmesi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu evlilik akdi gibi diyelim. Mesela nişanlısın, şusun, busun filan, yahut sen kadınsın, erkeksin ama şu kızla nişanlı değilsin. Karı koca da değilsin. O zaman ona bakmakla mükellef değilsin. Fakat nikahtan sonra artık bir takım mükellefiyetler, yani kadın kadına da erkeğe de bir takım mükellefiyetler gibi. Onları yerine getirmek zorundasın. Onun senin üzerinde hakları, senin de onun üzerinde hakların doğuyor. Ne zamandan itibaren? O nikah akdinden, yani nikah sözleşmesinden itibaren doğuyor. Ondan evvel böyle bir zorunluluk, böyle bir mükellefiyet yok. İşte biat da böyle. Fiili devlet reisine yapılan, fiili devlet reisine verilen itaat sözüdür. Yani bütün gücümü, kuvvetimi senin gerçekleştirmek durumunda bulunduğun Allah'ın hükümlerini gerçekleştirebilmen için senin yardımına veriyorum sözüdür. Bunun için çalışıyorum.
Bunun için çalışacağım. Bunu böyle bil anlamında verilen söze denir. Ve fiili devlette olur bu. Yani fiili devlet, gerçek devletin başkanına verilen söz için biat kelimesi kullanılır. Yoksa şu tarikat şeyhlerinin biat alması, el alması bilmem, bunların hepsi uyduruk, öyle üfürük şeylerdir. Evcil çocukların evcilik oynadığı gibi şeylerdir ki ciddiye alınmazlar. Biat gerçekten imanı paralelinde insanın verdiği sözün adıdır. Yani Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece itaat edileceğine dair verilen sözdür. Bunun için taahhütte bulunmadır. Bu taahhütte bulunma yerine getirilmezse Allah'a karşı sorumlu bulunur. İslam devletinden amaç nedir? Allah'ın adını ila etme, yüceltmedir. O adı yüceltmek için yapılacak şey Allah'ın hükümleriyle hükmetmedir. Gerek nefsine, gerek başkalarına, gerek ülkeye. Bütün nizaların, bütün ihtilafların Allah ve Resulü tarafından çözülmesini kabullenme demektir. Buna rağmen sözünüze aykırı hareket eder iseniz o zaman söz verip de sözünü yerine getirmeyenlerden olursunuz ki onun adına münafıklığın alametleri olarak sıralanan vasıflardan birisi denir. Bu duruma düşmemesi lazımdır biat sahibinin. Biat ne zaman geçersiz olur? Biatıyla ne zaman mükellef olmaz bir insan? Biat ettiği, Allah'ın hükümleriyle hükmetmesi için ve üzere hükmetmeksi için biat ettiği, yani söz verdiği, taahhütte bulunduğu kişi Allah'a masiyette bulunursa, Allah'ın emirlerinin tersine söz söyler ve emrederse, iş yaparsa kesinlikle hiçbir kimsenin biatında hala sebat etmesi gereği yoktur. Biatın gereği bu noktadan itibaren o kişiyi Allah'ın rızası istikametinde düşünmeye ve amel etmeye zorlamaktır. Nitekim Müslümanların ilk biat ettiği halifesi, Resulullah'ın halifesi olarak biat ettiği kişi olan Hazreti Ebubekir de diyor ki Allah ve Resulünün, yani Allah'ın söylediği, Resulünün de uyguladığı istikamette uygulamalar yaptığım ve söylediğim sürece bana itaat ediniz. Ben eğer bundan şaşar, size bunların dışında bir şeyle emredersem beni düzeltiniz, diyor. Ömer İbn-i Hattab'ın da bu paralelde şeyler söylediğini ve bana itaat ediniz, ben Allah ve Resulüne itaat ettiğim sürece, eğer aksi bir şey yaparsam beni ne ile düzelteceksiniz diye sorduğunda kılıçlarımızla ya Ömer cevabını aldığını ve bu cevaptan da çok memnun olduğunu hepimiz meşhuren biliriz. Yani bu çok meşhurdur. Hazreti Ebubekir'in de söylediği gibi insanların en iyisini tartan bir terazi daha bulunmuş değildir. Bu işin terazisi yok. Onun için genel olarak insanlar geçmişleriyle tanınırlar. Geçmişleriyle bakıyorsunuz istikrarlı, muvazeneli, belli bir çizgi tutturmuş ve o çizgiyi, o yolu giderek pekiştiriyor. Daha koyu, daha okunaklı hale getirmiş. Sebatkar, istikrarlı, kendini gittikçe geliştiren bir insan olarak o yolda yürüyorsa siz gaybı bilecek haliniz yok. Gayba, Allah gaybına kimseyi ortak etmiş değil. O haliyle ona güveniyorsunuz. Zaten sabıkası insanların güvenilirliğini ya da güvenilmezliğinin tek dayanağıdır. Yani mesela diyelim ki ben bir arkadaşı henüz bugün gördüm. İyi, görmüşüne bakarsan filan. Ama o arkadaşla diyelim ki ticaret yapmayı düşünüyorum. Diyelim ki bir işte örgüt kurmayı düşünüyorum. Diyelim ki başka bir şey yapmayı düşünüyorum. Varsa yani. Mecburen onun şu anından geriye doğru, çünkü istikbal daha yaşanmadığı için ne o biliyor ne ben bilebiliyorum. İstikballe ilgili hüküm verebilmem için, gelecekle ilgili, mecburen şu andan geriye doğru, geriye sayım başlatıyorum. Yani bunu tanıyan var mı ya? İçinizde bir tanıyan çıkar ya da çıkmaz, başka yerden buluruz. Çünkü gökten, merihten gelmedi ya. Bir yerlerde doğdu, yaşadı, büyüdü, bir arkadaşları, tanıdıkları oldu. Bir annesi var, babası var, kardeşi var filan.
sorup soruşturuyorsun, ediyorsun derken nasıl birisi? Vallahi ben bildiğim kadarıyla düne kadar esrar içen birisiydi ya, öyle öyle mi olmuş? Keşke öyle olsa filan dedi birisi varsayalım. Onunla iktifa etmiyorum, başkalarına da soruyorum, oho herif meşhur bir esrar keşmiş mesela. Şimdi benim yanımda içmedi ama sözün gelişi yani örneklendirmek için. O zaman ne oluyorum? Yani geçmiş, sabıka eşittir geçmiş anlamı bu. Sabık, eski, geçmiş demek değil mi? Bakıyorum eğer geçmişiyle ilgili elde ettiğim bilgiler birçok kanaldan, ona güvenmememi, yapmayı düşündüğüm işi onunla yapamayacağım kanaatını bana veriyorsa, istikbale muzaf olarak diyorum ki, yok yani bu işi ben seninle yapabilirim sanırım. Ama mazisiyle yani geçmişiyle ilgili edindiğim bilgiler, intibalar toplayıp çıkarıp bölüp çarptığında ona güvenmemi gerektiren bilgilerse değil mi? Yani onunla yapmayı düşündüğüm işi yapabileceğim istikamette bilgilerse o zaman diyorum tamam. Yoksa şu anına bakarak hüküm verelim ne diyebilirim ki? Hiçbir bilgim yok yani. İyi. Beraat-ı zimmet asıldır. Yani iyisin. İyisin de yani her iyiyle de hemen her işe girişilmez ki. Yani dur bakalım ne kadar iyi. Ha? Nereye kadar iyi? Ne zamandan beri iyi? Bir günlük mü iyi yoksa bir yıllık mı yoksa hayatı boyunca mı iyi? Çünkü bir günlük iyi, 5 yıllık iyiye nispetle daha az güven verirken, değil mi? 10 yıllık iyi çok daha fazla güven verir. Öyle değil mi? Bir arabaya biniyorsun işte bir Frankfurt'a gidip geliyorsun iyi de bir bu kadar iyi diye arkadaş ben bundan Türkiye'ye gittim geldim dedim mi o zaman daha bir güveniyor insan. Niye? Türkiye'ye gidip gelmek 6000 kilometre git gel 6000 kilometre yolda bu araba seni götürdü getiriyor o zaman demek ki binilir buna yani bu seni Berlin'e de götürür çünkü Berlin 600 kilometre yani 6000 gidip gelen 600'ü rahat gider gelir. Fakat buradan Frankfurt zaten 60 kilometre oldu. Yani buraya bisikletle mi gider adam? O kadarı güven vermez. İşte biat kesinlikle dediğim gibi fiili devlet yani olan bir devletin ya da kurulmakta bulunan fiilen kurulan bir devletin başkanına verilen itaat sözünün adıdır. İtaat ise ta'ah malumunuz uymak demek Arapça itaat ta'at uymak
Uymanın da Türkçesi yok artık. Uymak zaten Türkçe bir kelime. Uymak demek. Muhakkak Müslümanlar gerek devlet halinde olsunlar, gerekse münferit olsunlar. Uymak zorunda bulunan kişilerdir. Neye? Allah'ın rızasına uygun olan şeylere uymak, itaat etmek zorundadır Müslüman. Mesela Allah bana şu şekilde inanacaksınız diyorsa o şekilde inanmak zorundadır. Yani Allah'ın bu sözüne uymak zorundadır. Allah şunu kerih görüyorum, bunu münker görüyorum, bunu haram ettim sizin için diyorsa amennâ ve saddakna, yani inandım ve tasdik ediyorum demek zorunda bulunan adı Müslüman diyorlar zaten. Değil mi? O zaman itaat edeceksiniz. Yani itaatsiz olmaz. İtaatsiz bir yere varılmaz. Yani eğer doğrulara itaat etmek, Allah'a itaat etmektir. Mesela ayette Ati'ullaha, Ati'urrasule ve ulul emri minkum. Yani Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz, Resulullah'a ve sizden olan ulul emre itaat ediniz. Allah'a uyunuz, Türkçesi. Resulullah'a uyunuz, sizden olan ulul emre, yani emiriniz, başınızda bulunana, devletse vali bilmem ne, teşkilatsanız işte teşkilat başı filan, her neyse, uyunuz. Şimdi dikkat edilirse uyumada bir sürü ortak var. Allah var, Resulü var, ulul emri minkuma, öyle değil, ortak değil. Şimdi Resul'e neden uyuyoruz? Resul Allah'a uyduğu için biz Resul'e uyuyoruz. Ve Resul'ün Allah'a uyduğu konularda Resul'e uyuyoruz. Ulul emre niye uyuyoruz? Ulul emir Allah'a uyduğu için ulul emre uyuyoruz. Allah'ın uyun dediği şeye uyduğu için. Yoksa ulul emre olduğu için o ne derse desin uymuyoruz. Mesela bir ulul emir düşün ki Allah'a uymuyor. Örneğin içki içiyor. Allah'a uysa içki içmez. Ve bana da diyor ki sen de iç. Hayır. Bu noktada Allah'a masiyet söz konusudur. Allah'a isyan söz konusudur. Çünkü bana emreden Allah'a isyan etmektedir. Dolayısıyla benim Allah'a isyan edene itaat etmem vacip değildir. İtaat etmemem vacip olur. Çünkü ben seni büyük diye sayıyorsam senin de benim de büyüğüm olan Allah'ı saydığın için seni sayıyorum. Peki Allah'a saygı duymadığın andan itibaren seni saymam bana kesinlikle vacip değil. Bilakis saymamam. O konuda seni düzeltmek için hayır öyle değil böyle. Ben bu konuda sana uymam. Niye? Sen bana münkerle emrediyorsun. Halbuki marufla emretmek, münkerden nehyetmek zorundasın. Bu kaideyi şaşırtır. Münkerle emredersen ben sana itaat etmemem lazım. İşte Müslümanlar buna uymadıkları için münkerle emreden ulul emirlerine de uymuşlar. Giderek Mustafa Kemal'e de uymuşlar, Demirel'e de uyuyorlar, Özal'a da uyuyorlar, Bush'a da uyarlar, Gorbaçov'a da uyarlar. Tabi onlara uyan da Allah'a uymamış oluyor. Zaten onlar Allah'a uyuyor olsaydı aramızda ihtilaf kalmazdı. Değil mi? Ne iyi olurdu yani. Bu bakımdan itaatin çerçevesi iyi bilinmek zorunda. Şimdi insanlar arasında kimi konular var ki mesela haram helal konusunda fazla bir ihtilaf yok. Bunlar belli şeyler. Diyelim kan, domuz eti, leş. Allah adından başka biri adı anılarak kesilen şey de haram. Örneğin bunlar haram. Bu kadar açık konularda insan rahat hareket edebiliyor. Bilebiliyorsunuz ve tamam ben bunları yemiyorum. Bunları yiyenleri de tenkit ediyorum, uygun görmüyorum diyorsunuz. Ye derse birisi yemiyorsunuz. Ne zamana kadar? Açlıktan ölme durumuna düşene kadar. Ondan sonra da sizi ikinci bir yemek bulma ümidiniz bulunan, yani bulacak miktar yemeniz, sorumluluğunuzu kaldırılmış yemeniz halinde. Yine Allah bu izni ver. Bunun dışında kimi şeyler var ki mesela filan konuda şöyle hareket etmek de caiz, böyle hareket etmek de caiz olabilir. Yani birden fazla alternatif bulunan, şık bulunan durumlarla karşılaşabiliriz.
birçok konuda karşılaşabiliriz. Yani hayat çok çeşitli işleriyle karşımıza çıkıyor. Onu bu şekilde yaşıyoruz. Bu durumda kimin dediği yapılacak? Elbette ki başın dediği yapılmalı. Çünkü herkes bildiğini okumaya kalkarsa ortalık ana baba gününe dönüyor. Yani ne yapacaksınız? Herkes bildiğini okuyor. Oho, bilmem kim çalıyor, kim oynuyor derler ya. İşin içinden çıkamıyorsunuz o zaman. Mesela askerliği düşünün. Her işin bir tabiatı var. Şimdi düşmanla savaşıyorsunuz. Komutanınız size işte başınıza dikmişler, işte mangaysan başında çavuş var, efendim bilmem neysen başında yüzbaşı var, neysen albay var, yalbay var, paşa var. O işte bir hiyerarşi var. İşte ateş diyor veya süngütak hücum diyor. İşte parmakla komutanım neden ateş edeceğiz, anlatır mısınız? Ya olmaz yani, bu orada sorulmaz artık. Askerlik talimi yaparken bunları genelde esprisini kavrayacaksın, o kadar. Mümkündür ki komutan yanlış yere, yani yanlış anda, yanlış zamanda ateş emri vermiş olsun. Çünkü her komutan isabet eder diye bir kanun yok, bir kural yok. İnsanlar da yanılır. Ha? En azından hepsi birbiri kadar, bir diğeri kadar isabet edemez, edemeyebilir. E komutanım neden ateş edeceğiz? Anlatır mısın? Ulan anlatmanın zamanı mı? Geliyor işte. Yani ya sen ateş, karşı taraf kalkmış hücuma gidiyor. Şu anda 3-5 saniyem var. Ateş edersen tarar hepsini yıkarsın ve zıbartılmaktan kurtulursun. Yoksa da nallarını diktirirler senin yani. Geliyorlar işte. Neden ateş edelim? Şaka mı lan? Olmaz yani. Kimi yeri var öyle. Bilinçli bilinçsiz aklına yattı yatmadı o anda edeceksin yani. Böyle. İşin kuralı bu. Ama kimi zaman var işte şurada diyelim ki teorik olarak efendim işte şöyle bir anı ateş. Burada sorabilirsin. Çünkü karşımızda düşman yok bizi vurup tarayacak. Peki ne gibi anlarda ateş etmeli? Veya öyle bir şey olsa yani ateş berlerden bir kısmı efendim benim aklıma yatmıyor bu şartlarda ateş etmek. Mesela öyle anda olabilir ki diyelim bir köyü, bir kasabayı zapt ettiniz. İşte çoluğu, çocuğu, bebeği, yaşlı, kadınları, ötesi, berisi var. Ne var? Komutan diyor ki öldürün bunu. Hayır, ben ateş etmiyorum. Neden? Yani size Rabbiniz Allah'ın koyduğu bir kural var. Savaşta, fiili savaş halinde olmayan kadın, çocuk, ihtiyar, öteberi, ibadet eden rahipler filan diyor mesela. Bunları diyor öldürmeyin. Ağaçlarını kesmeyin, ekinlerini yakmayın. Tamam? Beni yapmam. Ben cezalandırsa cezalandırsın. Niye? Ben Allah'ın emrine uymak zorundayım. Allah'ın emrine uyan ulul emre uymak zorundayım. Uymayana uyarsan cehenneme. Hani çok meşhur bir şey anlatılır ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birisini bir seriyenin başında görevli göndermiş. Komutanları ne emrederse yerine getirecekler. Komutanları onlara demiş ki bir ateş mi yanmış, ne olmuş? Yani olayı hatırlayacaksınız, işte şunu yapın demiş veya bu ateşe atlayın. Onlar dinlememişler. Komutanı o konuda dinlememişler. Peygamber herhalde onları sınattırıyor. Sonra döndükten sonra da Medine'ye durumu anlatmışlar. Komutanlara kızmış bilmem ne filan. Peygamber'e anlatmışlar, efendim durum böyle böyle oldu. Komutan bir ateş yaktı ve beni itaat ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye sınamak için bizleri o ateşe kendinizi atın dedi. Hiçbirimiz de bunu dinlemedik. Doğru mu yaptık ya Resulullah diye peygamberden sağlamasını yapıyorlar. Peygamber de demiş ki eğer o ateşe herhangi biriniz kendinizi atsaydınız kıyamete kadar asla çıkamazdınız. Yani Allah'a masiyet, Allah'a isyan yönündeki bir emre uyanın Allah tarafından cezalandırılacağını anlatmış oluyor peygamber bu cevabı. Asla çıkamazsınız derken yani cehennemde de ateşe atılırsınız. Olur mu öyle? Yani ne diye ateşe yakmış adam mı ateşe at? Var mı öyle bir Allah'ın emri? Yok. Komutan emretmiş. Eğer komutanın emrine uysaydınız Allah'a isyan etmiş olurdunuz bu suretle. O zaman da Allah sizi ateşe, gerçek ateşe atardı. Bir daha hiç çıkmazsınız. Yani hoş. Komutanın ateşine de atsan zaten bir yerin yanında da çıkamayacağım ateşin yer içine dalan
bir yeri yanmadan çıkacak değil ya, değil mi? Zamanın emirine biat etmeden ölen kişi cahiliye ölümü üzerine ölür diye söyleniyor. Bu şekilde bir hadis-i şerif var mıdır? Ya da bu konuyla ilgili bir bilgi, parantezinde delil var mıdır? Demiş arkadaşımız. Şimdi bu konuyla ilgili geniş geniş ufkunuzu açacak, sizi düşündürecek bir sürü rivayetlerin bulunduğu Sahih-i Müslim'in Kitab-ül İmare bahsi var 6. cildinde. Yani emirlik bahsi. Emirlikle ilgili ne kadar rivayet varsa İmam Müslim, Allah mağfiret etsin, orada o bahiste toplamış ki Sofuoğlu'nun tercümesinin 6. cildinde bunlar. Bir şey Sofuoğlu, neyse Sofuoğlu. Neyse. Ondan olmalı. 8 ciltlik Sahih-i Müslim'in Kitab-ül İmare bahsi. O kısmı, hatta bu konularla ilgili yani biz bir şey yapsak da ek dokümanlar sağlasak size. Çünkü burada çok genel, çok özlü şeyler vermeye çalışıyoruz. Onu açmanın daha detayıyla üzerinde durmanın yolu da konuya taalluk eden işte hadisler, ayetler, tefsirler mütalaa etmek. Yani birlikte bakmak insanı o konuyla ilgili daha geniş bakış açısı kazandırır. Hepsini burada bizim tekrar etmemiz de mümkün değil. Yani bu kurslar, kamplar o zaman 10 katına çıksa gene yetmez. Evet, şimdi yaşadığı zamanda bir emir bulunup da o emire biat etmeden ölen kimse cahiliye ölümüyle ölmüş olur mealinde bir hadisin kitaplarda bulunduğunu biliyoruz. Siz de bahsettiğim diğer kitaplarda da var ama Müslim'inkini çok inceledim de onun için kitabın cildine varana kadar biliyorum. Kitab-ül İmaret, yani emirlik bahsi, emirlik kitabı. 6. ciltte olacak. Fıhristine baksanız da bulursunuz. Yani yanılmıyorsam insan hali bu. Şimdi bu ne demektir efendim? Yani söylendiğini varsayalım bunun. Söylenmediğini de varsaysak bile şu cümle üzerinde durarak. Şimdi zamanında bir emirlik, bir halife olacak. Yani İslam devleti olacak. Onun fiili başı olacak. Ve siz de ona biat etmeyeceksiniz. Ne demek bu? Ben size yardımcı olacağım dememek. Müslüman iseniz İslam toplumuna, onun başına yardım etmek, katkıda bulunmak, dertlerini paylaşmak, yükünü paylaşmak, gücünüzün yettiği kadar zorundasınız. Bunu yapacağım sözü vermemek mutlak surette caiz olamaz. Ne demek yani? Şimdi şuraya kursa geleceksiniz varsayalım. Basit bir örnek, çok küçük. Efendim, ne yemek pişirmesine katılırım, ne temizliğe katılırım, ne bilmem neyi de yaparım, ben bunu dinleyip gidiyorum. Güzel ama babam, yani senin maksadın ne? Bahçıvan dövmek mi, üzüm yemek mi? Yani şurada güzel güzel oturup kalkacaksan, süpürgeye de yardım edeceksin, yemeğe de, yani yemeğinizi yerim ama pişirmesine yardım etmem. Yatakta yatarım fakat düzeltmem. Sen padişahın oğlu musun ya? Allah Allah. Böyle olur mu? Yani illa hır çıkaracağım demenin Türkçesi bu herhalde. Bunun gibi. Şimdi ben İslam, Müslüman mısın? Müslümanım. Bu toplumda yaşayacak mısın? Yaşayacağım. Evet. Fakat ben bu topluma yardımcı olmayacağım. Bu toplumdaki düzenin işlemesine de yardımcı olmayacağım. Bu konuda kendisine yüklenen adama da yardım etmeyeceğim. Bana ne? Bana neden, bana neciden Müslüman olur? Müslümanlıkta bana necilik olur mu? Burayı sel basacak, ben hiçbir bardak bile o selden alamayacağım. Biz sana hizmetin, sen hiçbir mükellefiyetin olur mu böyle iş? Elbette ki işte o cahiliye ölümüyle ölür. Yani hem Müslümanım diyeceksin hem de İslami bir mükellefiyetin, bir borcun, bir yükün olduğunu kabullenmeyeceksin ve böyle bir şeyde yerine getirmeyeceksin. Olur mu böyle iş? Yani ben Müslümanım ama içkimi de içerim, haccıma da giderim, viskimi de içerim Semra Hanım gibi. Olur mu lan böyle Müslüman? Yani senin keyfine değil ki, bu işte Allah'ın keyfi rolü. Yani Allah'ın dilemesi. O diyor ki Müslümanım diye kim? Benim yapma dediklerimi yapmayan, yap dediklerimi de yapan Müslüman. Ben dilediğimi yaparım, dilediğimi yapmam gene de olur mu öyle?
Elbette ki o kişi cahiliye ölümüyle ölür. Yani cahiliye ne demek? Hevasına uyma demek değil mi arkadaş? E sen hem Müslüman oluyorsun hem hevana uyuyorsun. Ondan sonra da Müslüman gibi öleceğim. Aha bekle. Bekle ölürsün. Elbette cahiliye, yani hevasına uyarak ölen cahiliye ölümüyle ölür. Cahillik değil mi hevasına uymak? E sen de öyle yapıyorsun. Yani ben seni dinlemiyorum. Ben ne yapıyorum da beni dinlemiyorsun ya? Ben Allah'ın hükümleriyle hükmedesin istiyorum. Hükmedelim istiyorum, evet. Aramızda, nizalarımızda, ötebir hepsinde bunlar geçerli olsun diyorum, evet. Allah'ın düzeninin ne kadar güzel olduğunu, ona uyanlar gördüğü gibi, onu reddedenler de görsün de imrensin istiyoruz. Topluca, evet. Sen, bütün bunlar beni ırgalamaz diyorsun. Öyle itaat etmiyorum demekle. He? O zaman, sen nasıl Müslümansın ya? Sen beşinci kol musun arada? Bela mısın sen? Değil mi? Yani açarsak konu böyle, hakikaten cahiliye ölümüyle ölürün anlamı bu. Ama emir masiyetle emreder, yani Allah'a isyan edin der. Sen ona uymazsan Allah'a uymuş olursun. Elbette ki o cahiliye ölümüyle ölmez. Masiyetle emreden emir cahiliyetle emrettiği için o düşünsün sorunun senin değil. Yani böyle anlamak lazım. Böyle anlaşıldığında da aydınlanıyor ortalık, değil mi? Şimdi bu emir olan kişi İslam devletinin başı mı? Tabii. Yoksa şu andaki emirler de buna dahil mi? Efendim, dereceler İslam devletinin başı için de öyle, bu da öyle. Şimdi mesela biz diyelim ki gönül rızanızla birbirimizi arkadaş edindik, birlikte hareket edelim dedik ve varsayalım ki beni de lider biliyorsunuz. Yani fiili İslam devletin başı olarak söylemiyorum. Ben diyorum ki arkadaşlar şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, yani istişare de ediyorum. Yapalım dediğim şeyler de İslam'a aykırı şeyler değil. İslam'ın daha da gelişmesi, şuradaki insan sayısının daha çok artması, daha başka yerlere de yayılması, İslam'ın üstünlüğünün anlaşılması için şeyler söylüyoruz. Sen hiçbirini dinlemiyorsun. Söz veriyorsun, toplantıya gelmiyorsun. Vaat ediyorsun, vaadinden hulf ediyorsun, dönüyorsun mesela. Veya efendim filandan alıyorsun, şu zaman vereceğim, vermiyorsun. Aldırmıyorsun bile. Yani insan veremeyebilir, zor duruma düşer ama gider rica eder, bana ek süre ver der, bilmem ne der. Yani İslam'ın koyduğu kurallar var. Hiçbirini dinlemiyorsun, ondan sonra da bizimle arkadaş olmayı sürdürmek istiyor. Nasıl arkadaş seninki ya? Sen Allah aşkına bizden dalga mı geçiyorsun? Demezler mi adam oldu mu? Ha? Hem ben sizden beraberim. Beraberlik ne demek? Yani biz şu adımı atarken sen de o adımı atacaksın. Biz şunu atarken sen de onu atacaksın demek. Yok. Ben bayram haftası diyeceğim, sen mangal tahtası diyeceksin. Gene de beraber olacağız. Olur mu öyle? Yani Karagöz'den Hacivet'in beraberliği işte oyunda ve zıtlıkta beraberlik yani. Biri diğerinin zıttıdır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Herhalde yani bu kadar koyu değilse bile sonuç gene de iyi değil. Çünkü öyle öyle devlete gidiliyor zaten. Mesela devlet yokken Müslüman olanlar peygamberi dinlemeseydiler ki neyi dinlemiş olacaklar? Yani peygamber kimi dinliyor? Allah. Bunlar da peygamberi dinleyerek Allah'ı dinleyeni dinlemiş olacaklar. Zaten peygamber hevasından onlara bir emir de vermiyor. Bir nehi de koymuyor. Zaten şeriat koyucu Allah. Peygamber değil ki. Diyor ki şunu şöyle yapalım, bunu böyle edelim, bilmem ne yapalım. Onlar da uymuşlar. Uydukları için Müslüman kalmışlar. Sonunda da İslam devletinin tebaası olmuşlar. Akabe'de de biat etmişler. Değil mi? Yani o olmasaydı, Akabe biatına kadar Müslümanım diyenler peygambere hiç uymasaydılar. O zaman Akabe biatında yani Mekke'ye de gitmezler, yani Medine'ye de hicret etmezler. Peygamber onlara diyor ki mesela, hadi diyor şeye gidin artık. Medine'ye gidip böyle böyle sözleşme oldu. Ali zaten bir yolunu bul, Zula'dan yavaş yavaş ya. İşte Ayşe sen de kocanla beraber şöyle bir ayarlayın. Dinlemese şimdi bunlar, biz gitmiyoruz. Gitmiyoruz nasıl bir şey? Şimdi peygambere itaat edeceksiniz. Çünkü orada bir birlik olacak, orada devlet olacak. Bak burada bizi yaşatmıyorlar, ben gitmiyorum. Ne demek? Niye gitmiyorsun? Kendi kümde burada malım var da mülküm var. Hani sen Allah'la anlaşma yapmadın mı?
malın ve canın karşılığında efendim cenneti almak üzere. Evet. Sen malını bahane edip gitmiyorsun. Nasıl hala sen Müslümanım teslim oldum diyorsun? Nasıl cevap vereceksin yani, söyle. Bu işin mantığı olur mu? Anlatabiliyor muyum? Yani itaat insanı cehenneme de götürüyor, cennete de götürüyor. Masiyet emredilir, ona itaat edersen cehenneme götürüyor. Bugün öyle yapanlar çok. Adam, başınızda kim olursa olsun itaat edin diyor. Türkiye Gazetesi'nin sahibinin ile yapılan bir röportajı okudum ben de. Siyasi iktidarlar diye bir sorunumuz yok diyor. Kim olursa olsun başımızda biz ona itaat ederiz diyor adam. Enver Ören. Mesela bir tam sayfa yayınlanmış bir röportaj. Olur mu? Yani bu devlet neyle emrediyor bize? Küfürle emrediyor. Allah'ın hükümleriyle emretmiyor. Nasıl ben bu emirlere itaat edeceğim ve yine de cennet umacağım? Olur mu ya? Yani Allah-u Teala cenneti kime vereceğini, hangi şartla vereceğini söylüyor açık açık. O şartları yerine getirirseniz alırsın. Yoksa herkesin keyfine göre şart belirlemiyor ki. Değil mi? Bu konuda, din konusunda beyler şunu bilsin ki herkes, Allah'ın keyfi söz konusudur. Onun dilemesi söz konusudur. Başka ne senin keyfin, ne benim keyfim, ne Muhammed'in keyfi, ne İsa'nın, ne Musa'nın. Tövbe. Allah'ın dilemesinin de ortağı yoktur. O kimseyle istişare ederek, kimseyle danışarak da dilemez. Çünkü onun danışmana da ihtiyacı yok. Külli şeyin kadir olmak, külli şeyin alim olmak bu demek zaten. Danışmana ihtiyacı varsa eksik demek. Eksikten Allah olur mu? He? Bizler eksiyiz. Onun için bizim danışmana, meşverete, müşavereye ihtiyacımız var. Ama Allah'ın kimseyle istişare etmeye ihtiyacı yok. İnsanlar bilmeli senin kimi desteklediğini, durduğunu. Yani hem Muhammed'den yana olacaksın hem de herkes durum öyle icap ettirmiyorsa seni onun yanında değil de karşısında zannedecek. Çok özel durumlarda yani Muhammed Aleyhisselam'la yaparsın anlaşmanı. Mesela o anlaşmaya bir madde koyuyor. Diyor ki Mekke'den Medine'ye kaçan Müslümanları Muhammed teslim ediyor. Hudeybiye anlaşması. Niye? Medine'den Mekke'ye kaçanları da Muhammed iade edecek. Ama Medine'den Mekke'ye kaçanları da Mekkeliler vermeyecek. Sebebi şu, yani peygamber bu anlaşma gidip Kabe'ye asılacak. Okuması yazması olanları gidip okuyacak. Tüm Kabe'de şöyle şöyle bir anlaşma yapılmış Müslümanlarla denecek, konuşulacak. Oradaki Müslümanlar da duyacak. Yani onlara mesaj gönderiyor peygamber. Oradakiler, orada kalın istihbarat için, şu için, bu için, yani buraya çıkıp gelmeyin bak, iade edeceğim. Orada kalın, bana lazım olacaksınız. Mekkeliler bunun farkındadır. Tamam mı? Orada kalın. Şimdi bu gibi haller hariç, yani peygamber ona izin vermiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani istihbarat elemanı gibi. Mesela Rusya'ya eleman gönderiyor adam. Anlatabiliyor muyum? Yahut Amerika'ya eleman. Ama ne için? Kendine oralarda olup bitenler hakkında bilgi versin diye. Yoksa Amerikalı olsun, Ruslar gibi yaşasın diye değil. Bu gibi haller hariç, açıkça desteklenmiyor. Neden? Hak desteklenmiyor. Yani sonuçta Ali Rıza, Hasan, Mehmet, Ercüment değil. Ben bugün varım, yarın var mıyım? Allah biliyor, sen de öyle. Ama hak hem bugün var, hem dün vardır, hem de kıyamete kadar olacak. Öyleyse o hakkı desteklediği bilinmeli insanlar. Aksi takdirde sizi destekleyenler olduğu açıkça bilinmezse karşı taraf güç alır bundan, siz de zaafa uğrarsınız. Yani tarafınız zaafa uğrar. Şimdi mesela varsayalım ki birilerinin yanında konuşuluyor herhangi bir konu. Ya işte Ercüment böyle diyormuş da bilmem neymiş de filan mesela. Çekiştiriyor. Ya Muhammed böyle söylüyormuş filan. Şu İsra olayını göz önüne alalım mesela. İsra yani Miracı kastetmiyorum. O zaten uyduruk bir hadis o. Ama İsra Kur'an'da var açıkça. Yani kulumuzu diyor biz Allah Mescid-ül Haram'dan aldık, Mescid-ül Aksa'ya gece yürüyüşü yaptırdık. İsra gece yürüyüşü demek Arapça. Neyle yaptırdı, nasıl yaptırdı, bisiklet yolundan mı gitti, karayolundan mı, otobandan mı, Allah'ın bileceği iş bize anlatmıyor. O kadar. Biz buna amenna ve saddakna diyoruz Müslümanlar olarak. Şimdi müşrikler bu ayetle ilgili olarak bu ayeti ele aldılar. Birçok Müslümanın gittiler sıkıştırdılar.
Bak, gidip bir de bilmem ne filan akıllı diyordunuz. Adam şimdi de işte gece ta Mescid-i Aksa Kudüs'e gidip gelmiş, böyle söylüyor. Zayıf olan bir takım insanlar 15-20 kişi dininden döndü, biliyor musun? Kaynaklar fazlaca üstünde durmuyor, bazılarında var. 15-20 kişi İslam'dan döndüler yani, sıkıştırılınca. Onlar ümitlenmişler, Ebu Bekir'e de gelmişler. Demişler, ya sen akıllı bir adam değil misin? O da demiş, evet yani belli ki dillerinin altında bir bakla var. Yani, ne var? Ne olacak ya? Yani, ne dese kabul ettiğin adam, hadi bakalım işte hani, o yalan, bu yalan, deveyi yuttu bir yalan, yılan, bu da mı yalan demiş ya yalancının biri. Ha, hadi bakalım şimdi Muhammed ne diyor biliyor musun? Bir gecede Mescid-i Aksa'dan yani Kabe'den ta Kudüs'e gidip gelmiş, öyle söylüyor. Hadi bakalım buna da doğru de. Doğru de senin aklından şüphe edelim filan. Yani öyle sıkıştırıyorlar. O da çok uyanık diyor ki, onu hemen ümitleniyorlar, o söylüyor hani inkar edecek. Yani diyor ki vallahi o hiç yalan söyleyen bir adam değil. O söylüyorsa doğru. Şimdi bu açık desteği vermesi çok önemli. Yani birçok insanın İslam'dan ayrılmamasının emin olun nirengi noktası. Böyle hani zurnanın zıt dediği yerler filan denir. Yani öyle bir nokta. Orada Ebu Bekir Muhammed'in yani böyle söyledi, şöyle yaptı. Orada sahip çıkması İslam'ın belki hala devam ediyor oluşunda büyük köşe taşlarından biri olabilir. Allah'ın adı. Şimdi orada siz işte şöyle böyle filan yani gizliden gizliye ben onu tasdik edeyim. Yok yani alenen tasdik etmeniz gereken yerler var. Çünkü diğer insanların da ökçelerinin üzerinde durabilmesi için hayati önemi haizdir. Mesela tarihte var böyle şeyler. Çaldıran seferinde Yavuz Sultan Selim gidiyor bu şeyi Uzun Hasan'ı bilmem şeyi şu ne, Şah İsmail'e ver. Taban yok. Kaç babam kaç. Burada dünyanın da ucu bucağı bitmiyor. Git babam git. Askerler artık bir gece Yavuz Sultan Selim'in çadırını ok yağmuruna tutmuşlar. Tarihten hatırlarsın. Daha nereye kadar gideceğiz? Dönelim. Şimdi adam orada çıkıyor. Avratlarının diyor sıcak yataklarını özleyenlere yol açık dönsünler diyor. Ben devam edeceğim bu dürtüyü bulana kadar. Bir kişi bütün milleti geri döndürüyor. Yüzlerce ok atılmış çadırda adamı öldürecek. Bir kişi yüzlerce insan öldürebilir mi? Mesela Napolyon için anlatılır işte. Elbe Adası'ndan kaçmış Paris'in üstüne gidiyor. Paris'teki mevcut hükümet Napolyon'u yakalasın geri adaya hapsetsin diye asker gönderdi. Gönderdiği ordunun karşısında çıkıyor cesaretle bir nutuk çekiyor. O askeri arkasına alıyor Paris'e daha güçlü gidiyor. Yalnız kaçmışken bir orduyla var. Bütün bunlar çok çok önemli şeyler yani. Böyle insanlar pek az. Ya herkesin korktuğu, titrediği bir zamanda bir cesaret, cesur bir ses işi temelinden değiştiriyor. Mesela. Ama o ses çıkmazsa tümünüz mahvoluyorsunuz. Yani varken yok oluyorsunuz. İşte o destek çok çok önemli. Yani ne de efendim şöyle yaparsam işte şucu derler, bucu derler, işte Ercümençi derler. Kimse Ercümençi olmasın. Biz Muhammedçi bile değiliz arkadaş. Nereden ve hangi gerekçeyle Ercümençi olacağız ya? Ercümençiliğe sıra gelecek. Muhammedçi bile olmaması gerekenler için ne sebeple Ercümençi olmaya sıra gelir? Olacak iş. Biz tabir caizse sözün gelişi söylüyorum. Allahçıyız. Müslümanlar Allahçı. Yani Allah ne buyurursa ona amenna ve saddakına diyemeyiz. Ama insanlar bir takım kişileri doğrulardan döndürmek için onları zayıf yönlerden yakalıyorlar. Sana derlerse ki işte bu Hasan'ı falan, Adana'nın adamı falan, kimse de nefis taşıyor herkes ya. Şunun adamı olmak nefsine ağır geldiği için nefsin öne çıkıyor, onun adamı olmayın diye o Hasan'ın savunduğu doğruları bıraktırıyorlar sana. Maksatları da o zaten. Yani Hasan'cı filan şucu bucu demelerinin amacı o doğruları bırakasın da o doğrular garip kalsın, yetim kalsın. Yani şunları savunmak şuculuk da evet hocam var. Ben bu doğru. Demelisin ki onlar geri bassın. Yoksa eteğinde ne kadar doğru varsa bir dirhemini bıraktırmaz olayını döktürürler bunlar. Evet. Abi beyan edeceğin insanlar liderler. Birkaç tane olabilir mi? Olur da hepsine birden edilmez. Çünkü iktidar bölünmez, ferdidir. Yok o zaman söz vermesi yetmiyor. Bir kişiye yani baş
yeryüzünde ne kadar mahluk varsa, ne kadar varlık varsa hep başı bir tanedir. Filin de, dinozorun da, bitin de başı, yani en küçüğünden en büyüğüne hiç iki başlı yaratık yok, dikkat edin. Bir devletin de bir başı olur. Onun yardımcıları olur, bilmem nesi olur ama iki baş olmaz.